Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ETS 2'deyiz ve altımızda yeni Manlyons koç var arkadaşlar. Ve Sakarya'dayız arkadaşlar. Sakarya'dan Düzce'ye güzel bir sefer atacağız arkadaşlar. Hemen yolcularımızı bekletmeden almaya gidebiliriz. Evet. El frenimizi indir. Evet arkadaşlar, Sakarya Otogarı'na hoş geldiniz. Evet, burası da arkadaşlar Sakarya Otogarı, gördüğünüz gibi birebir aynı otogar olduğunu söylüyor Sakaryalı arkadaşlar. Onlara da buradan Sakaryalı arkadaşlara selam olsun, Sakarya'dan izleyicilerimize. Dörtlerimizi de kapatalım ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'ne hoş geldiniz tekrardan. Yolcuları alma yerimiz nerede abicim? Aşağıda mı yoksa ya? Evet arkadaşlar, yolcuları alma yerimiz buradaymış. Maalesef orayı işe almadan çıkmışım yukarıya. Şimdi yolcularımızı aldık. Arkadaşlar şöyle Sakarya terminalini tekrar bir gösterelim. Valizler koyulurken arkadaşlar gördüğünüz gibi burası üst kat. Burası yolcu alma yeri. Bir alt katta da yolcu bırakma yerleri var arkadaşlar. Evet, hemen kapılarımızı kapatalım ve yolumuza çıkalım arkadaşlar. Sakarya terminalinden çıkıyoruz. Büyükşehir Belediyesi. Hadi bakayım. Gel geri kaptanım. Gel gel gel. Serbest gel. Haydi bakayım. Sakarya terminalinden çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle Büyükşehir terminali yazıyor burada da. Sakarya Büyükşehir terminali. Çıkışımızı yapıyoruz Sakarya terminalinden. Şöyle girişi de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada bir büfe mi var yoksa arkadaşlar güvenlik yeri mi bilemedim. Baya orası bile hoş olmuş. Girişi de bu şekilde gördüğünüz gibi. Sakarya Termini'nde. Haydi bakalım gidiyoruz. O gelene kadar biz çıkarız gibi. Ana, burada değilmiş bizim yolumuz. Arkadaşlar. Dayı bekleyeceğim birazcık. Kusura bakma. Yolda meşgul ettik arkadaşlar ama. Navigasyona hiç bakmadan direkt çıktım. Sağa döneceğimizi düşündüm. Bir an niye öyleyse. Evet. Sakarya terminalinden çıktık arkadaşlar. Şimdi Sakarya şehir merkezini de göreceğiz. Hatta bakayım bir uğruyoruz mu şehir merkezine? Uğramıyorsak aynen içinden geçiyoruz arkadaşlar. Ve Düzce terminaline gideceğiz o arkadaşlar. Sakarya'dan çıktıktan sonra hemen. Haydi bakalım. Hayda. Üstümü düzeltirken. Sırtımda yastık var da onu düzeltirken şöyle belime tam otursun diye kaza yaptık. Olur be kardeş. Evet arkadaşlar. Sakarya şehir merkezine de gideceğiz. Geçeceğiz arkadaşlar şöyle. Yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar. Yolumuz kısa olduğu için çok böyle birazcık yolun keyfini çıkarta çıkarta gitmek istiyorum. Müsaadenizle. Şöyle manzaranın, yolun. Sakarya'nın neyi meşhur ya? Bu Sakarya'dan izleyen arkadaşlar yazsınlar arkadaşlar. Önemli bizim için.
Evet, burası da Sakarya şehir içi arkadaşlar. Pizza House falan var. Şöyle yavaş yavaş geçiyorum ki arkadaşlar iyice görün belleyin yani. Burada güzel bir cami var. Önünde de çocuk parkı var caminin. Oo. Arkadaşlar bu mükemmel bir atlayış yani. Onu söyleyeyim. Çocuk sevgisi, İslam'daki çocuk sevgisini gösteren bir mükemmel bir atlayış olmuş yani net. Burada güzel bir yapı var. İş merkezi mi artık bilmiyorum. Sizin takdirinize bırakıyorum bunda. Buradaki AVM mi, iş merkezi mi artık? Hadi bakayım, sağdan devam et. Kaptanım. Şöyle üst navigasyonumuzu da açalım arkadaşlar. Bazı yerlerde yolu kaçırma ihtimalimiz yüksek. Şöyle HGS'den geçebilirsek gelen giden yok galiba. Bizim için daha güzel olur. Bu taraf böyle biraz daha geniş. Otomatik çekiyor parayı zaten buralarda. Aslında buralarda sinyal bol vermek lazım da. Buton box'ı maalesef yani maalesef diyorum. Buton box'ı aktif etmek durumunda kaldım arkadaşlar. Direksiyonu değiştirdiğim için. Direksiyon eski direksiyonu duruyor arkada görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Astımı yukarı. Kameramdan görebilirsiniz. Eski direksiyonda duruyor da bu böyle daha bir hoş oldu. Orijinal Travego direksiyonu arkadaşlar. Tuş yok üstünde. O yüzden ben tuşlara alışmışım öbüründe. Tak 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 basıyordum. Bunda tuş olmadığı için buton box'ı kurdum maalesef. Onunla uğraşıyoruz şimdilik. Zamanla bir kokpit falan böyle bir şey kurmayı düşünüyorum böyle buraya. Daha güzel olur. Vites topuzunu falan orijinal almayı düşünüyordum. Kol setlerim olacak işte. Retarder, sinyal falan. İşte onları da yavaş yavaş düzeceğiz arkadaşlar. Böyle hemen hadi ince olmuyor. Gerçekten pahalı ürünler. O yüzden de böyle yavaş yavaş düzüyoruz. Şimdilik direksiyondan başladık bakalım. Vites var işte. Kol setim vardı aslında iyi kötü. 3D yazıcılı kol setim vardı. Yazıcılı diyorum. 3D yazıcıyla yapılmış kol setim vardı. Onlar kırıldı. Birazcık 3D yazıcıyla yapılan ürünler birazcık şey oluyor. Çabuk kırılgan oluyor arkadaşlar. Çok dayanmadı bana. Bir sene falan aşağı yukarı kullandım ama. Yalan yok şimdi. Ha, temiz baksaydım bir sene daha kullanır mıydım? Kullanırdım. Ben birazcık hor kullandım arkadaşlar. Ondan mütevellit kırıldı. Yani koltuğumu falan çekerken şöyle geri doğru şurada dururken aşağı sağda dururken çarpıyor falan filan. Öyle öyle ne olacak kırıldı. Yeni bir kol seti alırsam tabi ona göre bir düzenek kuracağım. Yine orijinal Travego. Aa burada bir dinlenme tesisi varmış arkadaşlar. Müsaade edersiniz burada bir dinlenme tesisine girelim. Oba konfor seyahatin. Nereymiş buraya? Arkadaşlar şurada yazıyor. Bozbey Emir Tesisleri. Arkadaşlar Bozbey Emir Tesislerine hoş geldiniz diyoruz. Ve Kamil Koç Turizm firmamızla arkadaşlar yeni ben aracımızla 2023 model Bozbey Tesislerine giriyoruz. Haydi bakalım. Birazcık güneşi şeyde bırakmış arkada. O yüzden çok net gözükmüyor ama gayet güzel bir tesise benziyor. Hemen kapılarımızı açalım ve
Vatandaşlarımız ihtiyaç molası versin. Burada da gözleme yemeği unutmayın arkadaşlar. Gözleme kokusuna hastayım abi. Özellikle böyle dinlenme tesislerine yapılan gözlemelerin kokusuna. Aslında burada ne varmış? Köy ürünleri var, market falan filan. Evet, abi gözleme olması lazım. Burada hemen cosur cosur yapıyorsun. Oo, hazırlıyorsun. Dayıcım kolay gelsin. Amcacığım kolay gelsin. Konfor seyahatin. Evet, burada da böyle bir şey var. Yeri var. Bozbey Emir tesislere. Düzce yoluna. Evet, hadi bakayım çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen kapılarımızı kapatalım. Ve yolumuza devam edelim. Bak kapıyı kapatırken kamera da değişiyor. Onu da bekleyin. Bak şöyle açarken gördün mü? Arka kapının kamerası var. Bak. Çok iyi. Keşke geri görüş kamerası da olsa ama onu yapmamışım. Hatta şöyle yapsak nasıl olur? Şöyle bir yaklaşsam araca mesela. Uyarı falan veriyor mu? Çarpacağım abi. Yok, vermiyor. Tamam. Evet, onu da test etmiş olduk. Haydi bakalım çıkıyoruz. Bozbey ismini belleyemedim ya. Bozbey Emir tesislerinde çıkışımızı gerçekleştirdik arkadaşlar. Bozbey Emir tesislerinde çalışan arkadaşlara da buradan selamımızı eksik etmeyelim. Selam olsun. Onlara da Allah kolaylık versin diyoruz. Gece gündüz durmadan orada gözleme yapan abimize, temizlik yapan amcamıza hepsine selam olsun. Haydi bakalım. Yolumuz açık olsun dedik. Derken arkadaşlar maşallah dedim. 3 saniye yaşamıyor gördüğünüz gibi. Yolumuz açık olsun dedik. Yolumuzu kestiler. Ben bu yoldan geçeriz. Yani geçmem lazım. Burada bir kaza olmuş, bir şey olmuş. Bir bakmam lazım arkadaşlar. Müsaaden o ambulans mı girmiş? Yok ya, ambulans baga girmiş. Abicim burada bir patlama olmuş. Dorsegüm. Gördüğünüz gibi. Kolay gelsin. Ustam yapabileceğimiz bir şey var mı? Kalabalığız, 50 kişi var. Yok galiba. İtfaiye söndürmüş zaten. Olaya müdahale etmiş. Sönmeseydi zaten geçemezdik arkadaşlar. Sağ olsun ekiplerimiz hızlı bir şekilde. Abi sen hala içeride misin? Şokta herhalde. Abicim kolay gelsin. Allah kolaylık versin. Buradan da HGS geçişimizden geçelim. Paramızı da ödeyelim sonuçta. Devlete vergimizi ödememiz şart. Evet arkadaşlar. Düzce'ye yaklaştık zaten. Bir 15 kilometre yolumuz kaldı. Oradan da geçtik. Bayağı bir uzayacak bir yolumuz. Şuradan şöyle güzelce adadan arkadaşlar temiz bir geçiş yapıp Düzce Otogar'a doğru gidiyoruz. Burası biraz darmış. O yüzden şöyle genişten alacağım biraz. Burada bir ada daha var arkadaşlar. Solumuz temiz. Dur bakayım. Evet, Düzce Otogar'a yaklaştık. Arkadaşlar. Sağ bana mı bıraktın? Sağ ol dostum. Evet arkadaşlar. Burası da Düzce şehir merkezi arkadaşlar. Şöyle sağdan girelim. Düzce şehir merkezinden de geçişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Burası da Düzce'nin girişi. Şöyle ben dış kameraya geçeyim. Şöyle birazcık da uzaklaştırayım. Arkadaşlar görmek isteyenler. Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali. Zaten bu terminal de efsane bir terminal arkadaşlar. Türkiye'de baya büyük terminaller arasında. Onu da belirtelim. Düzcelilere de buradan selam olsun. Otogar girişi solda diyor. Şöyle yapsak. Otogar girişi ileride mi? Burada mı?
Bura değilmiş. Bura değil. Giriş ters, yasak. Burası çıkış. Daha ileride arkadaşlar otogar girişi. Buradan böyle ara sokakları var Düzce'nin. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Düzce şehirler arası otobüs terminaline arkadaşlar hoş geldiniz. Haydi bismillah. Hoppala. Özel araç girişi diyor. Tamam biz şuradan gireceğiz. Düzce şehirler arası otobüs terminali tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güzel bir görsel alalım arkadaşlar. Burada dolmuşlar var. Şehir içi dolmuşları var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da şehirler arası dolmuşlar var. Yalnız biz şeyi almadık değil mi? Geri gitsek alabilir miyiz? Kapıyı açar mı? Ha kapı yokmuş. Çok güzel. Şuradan yerimizi konum alacağız. Yük indirme alanı alacağız arkadaşlar. Yoksa olmuyor. Pazarda işte şey gibi düşünün. Evet. Aracımızı park edeceğimiz yer arkadaşlar. Yolcularımızı indireceğimiz yer hemen az ileride gördüğünüz gibi. Oraya varacağız ve yolcularımızı indireceğiz artık. Sakarya'dan geldik. Düzce otogarındayız ve çok güzel büyük bir otogar arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Abi kocaman ya. Helal olsun ya. Düzce'yi görüyor musun sen? Vallahi maşallah çok büyük bir otogarları var. Hoşuma gitti yani. Haydi bismillah. Şöyle. Arkadaşlar aracımızı buraya park edelim. El frenimizi de çekelim hemen. Şöyle kapılarımızı açalım ve yolcularımızı indirelim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.